Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Feed the Beast Minecraft serimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Son bölümlerde bildiğiniz üzere acayip bir FPS sorunu yaşıyordum. Fakat sanırsam bunu hallettim. Tabii kesin sonucu bu videoyu izlemeden öğrenemeyeceğim. Hatta videonun ilk 10 dakikasından sonra durup bir izlemeyi planlıyorum. De şu an nedense bana akıcı gözükmüyor pek bir şeyler. Neyse, ben çekmiyorken yaptığım şeylerden bahsedeyim. Öncelikle gördüğünüz gibi tüm madenlerimizi işledim. Pulverizer'ımız sağ olsun. İkinci bir hobby Steam Engine yaptım. Üç tane daha furnace yaptım. Ve Space tuşumun ömrünü korumak için bu merdivenleri yaptım. Evet. Ha, bir de bolca mining. Burayı, bu yarıda kalmış. Torçum bitti çünkü. Neyse. Ben bir videoyu kontrol edip geliyorum. Evet, güzel bir biçimde hiçbir sorun yok gözüküyor. Umarım sonuna kadar böyle gider. Evet, çekmiyorken yaptığım değişiklikleri anlattım bu şekilde. Bunun dışında Pulverizer'ımız bayağı güzel çalıştı. Bugün birkaç makine daha yapmayı planlıyorum bu bölüm. Mining'e gitmeyeceğim. Zaten bir süre bizi idare edecek kadar madenimiz var. Bu arada 4 tane daha diamond buldum. Lan fazla şanslıyım. Bunun dışında şu tinimizi işlememiz lazım. Çünkü diğer tinlerden farklı. Gördüğünüz üzere. Aradaki farkı size açıklayayım. Bu tin Thermal Expansion'ın eklediği tin. Bu ise Industrial Craft'ın eklediği tin. Peki bu ne fark yaratacak? Teknik olarak hiçbir şey. Sadece bir arada depolanmalarını engelliyor. Ancak Forge'un ortak maden kütüphanesi sayesinde konuşabilsem çok süper olacak. Benim en büyük sıkıntım bu zaten. Konuşamıyorum. Ortak kütüphane sayesinde bu iki tin de crafting esnasında aynı tin olarak kabul ediliyor ve mesela şimdi bunu alıp Pulverizer'a atıyoruz. Tin Dust. Şimdi bunu pişirelim. İkinciye ihtiyacı olmayacakmış. Her zaman o gördüğünüz gibi diğer tinlerle aynı tine dönüştü. Tabii her seferinde bunu tekrar toza çevirip dönüştürmenize gerek yok. Bunun için başka bir şey daha mevcut. Forge Lexicon. Tabii onun bir de masası olacaktı. Basitçe Forge Lexicon aslında bir Omni Tools'un eklediği bir item. Yaptığı iş çok basit. Yani çok karmaşık bir şey yapmıyor. Sadece aynı ore olan ancak farklı item olan, yani demin gösterdiğim gibi durumları alıyor. Onları aynaya çeviriyor. Ve bu neyden kaynaklanıyor? Optifine'dan mı acaba? Ayarlarını bir ara kurcalasam güzel olabilir. Ha, bu arada Optifine sürümümü de değiştirdim. Şu anki güncel Optifine sürümü. Test sürümü olarak kullandığım Optifine güncellendi. Artık şu an kararlı sürüm o. Ve 1.4.7'de gayet sıkıntı çıkartmadan çalışıyor. Öncelikle hazır yer altına taşımışken her seferinde yeryüzüne çıkmamak için yer altına bir tarla koyacağım. Kuracağım. Koyacağım. Evet, birazdan benden nefret etmeye başlayacaksınız, biliyorum. Bunu hissediyorum.
Abi bir saniye. Sen bir tane daha... Ah, bunu boş ver. Yeraltı tarlamızı kuracağız. Tabii öncelikle kendimize bir sugarcane bulsak çok süper olabilir. Ama sugarcane'i gidip nereden bulacağız? Fazla aramama gerek kalmadı. Bu arada daha önce bahsettiğimi bilmiyorum ancak şunlar Thorncraft'in dünyaya eklediği bazı yapılar. Totemler. Bunlar Thorncraft'in çok ilerleyen zamanlarında işe yarayan itemlar. Aura nodları taşımanızı sağlıyor. Aura node diye soracak olursanız onları şu an gösteremem. Evet. Kesinlikle render bug'ı. Optifine ayarlarıma bir bakayım. İlginç. Sadece ilginç. Belki Optifine'dan da değildir. Bu sorunu başka yaşamış olanlar varsa lütfen videonun altında söylesin. Hani sıkıntı bir şey değil ama siniri bozuyor. Evet. Biraz daha sugarcane toplayıp geliyorum. Ve en nihayetinde yakınlarda bir yerde koyun bulduk. Koyun önemli bir şey çünkü çok gerekecek bize. Yani yün üretmenin en rahat yolu. Bu arada demin yaptığım bir fail'ı fark ettim. Ayarları peaceful'da unutmuşum. Bundan önce test world'ümde olduğumdan oluyor öyle vakalar. Hemen düzelttim ayarları. Şimdi misler gibi. Mesela bu demin geldi, daha önce geldiğim köydü galiba. Değilse güzel hani. Daha önce geldiğim köye benziyor. Evet, daha önce geldiğim köy. Evet, hala o 3 sugarcane'den başkasını bulamadım. Ama galiba sürüsüyle inek buldum. Boş ver, şimdi katletmeyeceğim onları. Ve sugarcane. Bundan sonra da biraz clay toplamaya gideyim. Çünkü clay de inanılmaz lazım olacak bize. Ve yavaştan Red Power'a da başlayayım diyorum. Çünkü Red Power... Saçma bir şey. Oha, bak. Hepsi düşüyor ama sadece en alttaki düşmüş gibi gözüküyor. İlginç. Biraz da odun toplasam iyi olacak. Neyse. Ben odunumu ve clay'imi topladıktan sonra geliyorum. Evet. Bolca clay topladık. Clay hakkında ufak bir bilgi söyleyeceğim. Clay hem Red Power'ın hem de Railcraft'ın en önemli madenlerinden bir tanesi. Yani bunlar için gerekli olan. Ki zaten Clay olmadan Red Power'a başlayamıyorsunuz. Yani bir an güvende hissetmedim. Nedense. Çünkü Furnace bu item'dır. Bu olmadan Red Power'daki çoğu item yapamıyorsunuz. Ki zaten çoğu item Red Alloy Wire ve Blue Alloy Ingot Red Alloy Ingot ve Blue Alloy Ingot içerdiği için bunun dışında Brass içeriyor. Ve tabii gelebilirsek Silikon içeriyor. Bunları Alloy Furnace olmadan elde etmeniz imkansız. Dolayısıyla da Clay, Red Power için çok önemli bir item haline geliyor.
Bunun dışında başka bir item daha. Daha sonra bir multiblock Coke Oven. Bir saniye. Yok, aynı oluyor. Tamam. Coke Oven bir multiblock yapısı Railcraft tarafından ekleniyor ve Coal Coke elde ediminde kullanılıyor. Ve şimdi önce kendimize bir başka bir şey daha yapacağız. Powered Furnace. Tabii bunun için 8 tanesini pişirmemiz lazım. Bir tane de coal alalım. Mesela bizim sapling'imiz var mı yanımızda? Aşağı ağaç farmı kurabiliriz diyeceğim de bir tane rubber tree sapling'imiz varmış. Güzel. Ama normal sapling'imiz yok galiba. Aa, var. Tabii. Bunlar pişerken ben de size başka bir item daha göstereyim diyeceğim. Onun için de normal stone'a ihtiyacımız var. Hazır gelmişken zaman ben diğer parçaları hazırlayayım. Bunu daha sonra da gösterebilirim. Cam. Camımız var. Beş tane lazım değilsin sen. Hatta dur. Bu esnada... Ha, bu arada bir tane de makas yaptım. Acak her şiplerin yanına uğramadığım için... Tabii. Seni biraz sonra yapacağım. Sanırsam önce bunu yapacağım. Demin şey... Önceki bölümde şu medium shardları topluyorduk. Bunun sebebini size göstereceğim. Tabii gene yanlış sırayla hatırlıyor olabilirim. Ve tabii ki de yanlış sırayla hatırlıyorum. Inert Stone ve bunun çevresine 8 tane medium shard'la kaplarsak eğer medium stone elde ediyor. Bunu bu tarz dönüşümler için kullanabiliyoruz. G'ye bastığımızda dönüştüreceğimiz malzemeyi değiştiriyor. Ayrıyetten burada da dönüşüm yapabiliyor. Evet. Böyle bir item. Bunu başka neleri dönüştürmek için kullanabiliyoruz? Mesela bu. Direkt Medium Stone'un içinde bulunduğu resipilere bakalım. Tabii kısacası pek çok şey birbirine dönüştürmekte kullanılıyor. Ancak Medium Stone, Equivalent Exchange 2'den alışkın olanların bildiği Philosopher's Stone'un güçsüz hali. Güçsüzlüğü tamamen ömrü oluşundan ötürü. Çünkü bir süre sonra bozu kırılmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi barı var gayet burada. Evet. Bunlar bittiğine göre iki tane breeze var. Reception coil. Aa, bu arada size tabi bu tunç kombinasyonuna bir türlü alışamadım. Size Medium Stone'un ilginç bir özelliğini daha göstereceğim. Medium Stone elinizdeyken C'ye basarsanız eğer bir adet crafting table'ınız var. Taşınabilir crafting table. Kim istemez ki? Dur, başka ne lazım bize? Tabii ki de copper. Redstone, Brick, Machine Frame, Redstone Reception Coil, Copper ve voila! Powered Furnace'ımız hazır. Powered Furnace'la birlikte size Pulverizer'ın güzel bir özelliğine daha değinebilirim. Daha sonra tüm termal expansion makinelerinin. Şurada gördüğünüz configuration kısmı
Gördüğünüz gibi buralardaki renkleri belirliyor. Üstünü tamamen kapatabiliyorum. Bu tarafı da tamamen kapatabiliyorum. Bu tarafı da, bu tarafı da. Ve çıkışı sadece bu yöne doğru ayarlı. Aynı şekilde bunun da tüm çıkış girişlerini ayarlayabiliyorum. Ve şuraya bir çıkış ayarlayabiliyorum. Hatta dur. Çıkışı üstü ayarlayayım. Bunu da girişini üstü ayarlayayım. Ve bir... Buildcraft makinesi yapacağım, evet. Hopper. Bir adet stone gear, 5 iron ve bir adet chest lazım. Evet, her şey elimizde mevcut. Chest'imizi yaptık, tabi stone gear'imizi yapmayı unuttuk. Stone gear, chest ve iron. Hopper teknik olarak bir tür buffer'dır. Yani itemları stackleyerek orada birikmesini sağlar. Ve bunu ne için kullanabiliriz? To the Bat Cave. Tabi torç olmadan nereye gidiyorsun? İki gıdım bir torç yapalım. Tabii inventory'miz de sıkıntılı şu an. Aradığım şey madendi. Bu kadarcık mı? Değil. Evet, kamera önünde madencilik yapmaya devam. Ama güzel bir sebep için. Cidden bu tuhaf buglar benim ilgincime gitmeye başlıyor. Acaba Optifine'dan mı diye düşünüyorum. Bir ara Optifine'ı bir silip deneyeyim. Quartz kristaller. Dur, seni de upgrade ederiz birazdan. Ha. Motorlarımızı çalıştıralım. Evet, pulverizer hopper'ımıza koyuyoruz. Pulverizer'ımızı aktar direkt. Pulverizer'ımız direkt bunları piş gördüğünüz gibi direkt iron'da dust'a çevirdi. Ve bana bir tane daha chest lazım. Ama bunun için yeterli odunum yok. Bakalım odun elde etmenin yolu. Obsidian. Neyse. Bu da üstten gayet bir chest'e aktarabiliyor. Ve ben biraz odun keseyim. Bu demin gösterdiğim özellik Thermal Expansion'ın en sevdiğim özelliklerinden biri. Bir sorting sistem yaparken özellikle, yani otomatik bir sistem yaparken kapının önünden çekil. Otomatik bir sistem yaparken tamamen hayatımızı kurtaran bir şey. Yani aynı zamanda lag oranını azaltan bir şey. Şimdi gidip özellikle serverlar için daha güzel oluyor. Hani şimdi gidip elektrik furnace alacaksın. Oradan macerator. Onları birbirine bağlayacaksın. Bunun için neler lazım? Tabii buffer olarak relay gene lazım olacak ya da bir hopper. Ama bunun dışında ya wooden pipe, buildcraft pipelerini tercih ediyorsanız ya da benim gibi red power pipelerin tüplerini tercih ediyorsanız filter ya da anladınız siz onu. Tabi bunlar neye ihtiyaç duyacak? Redstone. Bu neye ihtiyaç duyacak? Tik başına bir
işlem. Bu da neye sebep olacak? Server'ın zorlanmasına ya da bilgisayarınızın işlemcisinin zorlanmasına. Terminal expansion ise içinde item bulunduğu takdirde bu gönderiyi yapıyor. Ve bu sayede çok daha az bir lag elde etmiş oluyorsunuz. Performans kazancı artı uğraş kazancı. Yani uğraşmayı seviyoruz. Çok seviyoruz ancak hani boş uğraş sevdiğimiz bir şey değil. Evet, onurlarımızı kazdığımıza göre şimdi gidip chest'imizi yapalım. Chest'imizi yaptık. Gördüğünüz gibi otomatik olarak iron'ları bunun içine doldurmaya başlıyor. Evet ve doldurdu. Motorlarımızı kapatabiliriz. Motorlarımızı kapatıp açıyorum çünkü enerji tüketmelerini istemiyorum fazla. Bu arada gördüğünüz gibi bunlar kömürle çalıştıklarında 1.6 Minecraft Joule elde ediyorlar. Ancak bunların üretebilecekleri maksimum Minecraft Joule 2 Minecraft Joule. Bunu elde etmenin yolu bugün boğazımda ne var? Bunu elde etmenin yolu bir steam boiler. Biraz az su. Dekorasyonumuz güzel olsun. Neyse. Şimdi coke oven yapacağız. Coke oven başlangıç için yapmanız gereken bir item. Ve şimdi ne kadar gerekiyor hesaplayayım hemen. Yirmi altı tane cocoa bunun brick lazım. Ve 26 çarpı 4 benim rezil matematiğimle. Neyse. Direkt şuradan 26. Kötü bir matematiğim var. Bunu söylemiş miydim? Neyse artık öğrendiniz. Evet, bu kadar clay'e ihtiyacımız olacak. Bir kısmını da kömürle pişirelim. Biraz hızlı olsun. Bunlar pişerken biz ne yapacağız? Bir makine daha. Tabii aslında bir saniye. 4. 32 tane daha clay pişirmemiz lazım. Bunları da Red Power'a giriş için yapacağız. Evet, Red Power'a girmeyi planlıyorum. En azından bir hazırlık yapmayı planlıyorum. Bu esnada ne yapacağız? Bir makine daha. Aa! Motorları açmayı unuttum. Saniye. Golden Transport Pipe. Redstone'um var elimde. Tamam. Bu yeni makinemiz ağaçların daha verimli olmasını sağlayacak. Sawmill. Bunun için bir adet iron pickaxe, iki adet yani standart ihtiyaçlarımız. Hatta gold'u elimize alalım. Tabi önce bir şey daha yapacağım. Seni upgrade edeceğim. Tabii bunun için bir adet daha chest lazım. Ve tabii ki de normal stone gerektiğini unuttum. Neyse, o zamana kadar ben reception coil'ımızı yapayım. Machine frame'imizi yapayım.
Iron pickaxe'imizi yapayım. Ve makinemizi yapayım direkt. Ya da yapamayayım çünkü kapırı inven almamış olayım. Waypoint'i de açtık kazara. Sawmill'imiz hazır. Bunun da çıkışlarını direkt kapatacağım. Gerçi üste bir chest koyabilirim. Neyse. Şimdi lan gene mi sen? Şimdi Project Table'ımız. Chest. Crafting Table. Project Table çoğu insanın zaten ilk yaptığı Red Power item'ıdır. Şu pickaxe'leri falan saymazsak. Project Table'ın güzel yanı mesela içine bir recipe koyuyoruz. Çıkıyoruz. Geliyoruz. Hala orada. Ama asıl güzel yanı ise bu değil. Mesela ne yapalım? Recipe'miz bu olsun. Aşağıdaki inventory'den çekiyor. Tabii normalde yapmamayı planladığım bir şey yaptım ama çünkü bunları Sawmill'de işleyeceğiz. Sawmill'in işi bu. Wood'ları bir wood'dan 6 wooden plank elde ediyor. Bu verimlilik. Şu anki gibi wood'umuzun az olduğu bir dönemi hesaba katarsak çıkışımız yukarı olsun. Tabii bir şeye daha ihtiyacımız olacak diyecektim ama onun için medium stone'umuz var. Medium stone'umuzun dönüşümü özelliğini hatırlatayım size. Sand elde etmek için bunu kullanıyoruz. Yavaş hemen bu brickleri alayım. Bunu yapmama gerek yoktu. Bu arada eğer Project Table'dayken Shift Click'e basarsanız buradakini almaz en sonuncusunda. Diğer hepsini alır ancak oradakini almaz. Ve bu Cook Oven'ımızı nereye koyacağız? Burası iyi olabilir. Şurayı da bir dolduralım. Kokonumuzun arkasında herhangi bir şey bitmesini istemeyiz. Hatta direkt hiçbir yerde herhangi bir şey bitmesini istemeyiz. Tabii bir kat fazla doldurdum. Cook Oven dediğim gibi bir multi blok, yani birden fazla blok içeren bir yapı. Tabii bunun yapımı aynen şu şekilde. Tabii tüm parçaları henüz elde etmedik. Daha pişiyorlar. Blok genişliğinde, 3 blok yüksekliğinde ancak tam ortası boş olacak şekilde diziyoruz ve 1, 2, 3, 4. 4 tane daha ihtiyacımız olacak. Bir, iki, üç, dört. Tamam. Buradan sonrakiler gereksiz. Onlar farklı bir makine için kullanılacak. Ve gördüğünüz gibi kol kalıbımız hazır ve bu yol bana çok dar geldi.
Tamam. Bu biraz daha iyi. Much better. Bu bricklerimizi de aldığımıza göre bu motoru kapatabiliriz. Ayrıca şu wooden pulpların ne işe yarayacağını soracak olursanız, eğer komprese koyarsanız 8 tanesini bir wood plate elde ediyorsunuz ve wood plate ağının wood'la aynı şekilde çalışabiliyor. Yani biraz daha beleşten wood'unuz olmuş oluyor. Aa, özelliği kapatmışlar galiba. Sawmill'den gene wood pulp, macerator'dan da dönüşüyor. Teknik olarak wood'la kullanabileceğiniz her şeyi kullanabiliyorsunuz. Evet. Eskiden biraz daha değişikti. Belki Greg Tech'tendir. Emin olamadım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tane eksik. Tabii ki de 2 tane eksik. 8. Ve bunları normal bir furnace yapar gibi yaparsanız eğer bir adet alloy furnace'ınız oluyor. Sen gidebilirsin. Alloy furnace'ın arayüzü bu. Recipe'lerini göstermiştim size. Furnace çoğu Red Power item'ını yapmak için kullanılan bir şey. Ancak şu an henüz onlara tam giremeyeceğim. Hazır da elimizde bulunsun diye yaptım. Ve yarım stack coal alalım. İçine koyalım. Gördüğünüz gibi yanmaya başladı. Şu bulabilirsem tabii. Şu gördüğünüz coal kokları elde etmenin tek yolu bu. Coal coven. Bunun dışında creosote oil elde ediminde kullanılıyor. Creosote oil ise tabii yapımı bu şekilde. Kullanımı ise mesela buradan örnek göstereyim. Wooden tie yapımında kullanılıyor. Wooden tie direkt rail yapımında kullanılıyor. Railcraft rail recipe'lerini değiştirdi ve o yüzden şu anki rail recipe'si bu. Ve cidden ben bir Optifine'ı silip geliyorum. Evet, bu sıkıntılarımızın hepsinin tamamen Optifine'dan kaynaklandığını öğrendik. Mesela şu an Optifine kurulu değil ve bu olmuyor. Ancak Optifine'ın görsel güzelleştirmeleri vesaire olmayınca bir de ufak da olsa bir performans artışı olmayınca kendimi biraz tuhaf hissettim. Dolayısıyla da onu tekrar çalıştırmak için biraz gayret edeceğim. Bu arada Creosote oil'imiz elde edilmiş biraz. Bakalım kullanım alanları. Göstermiyor. Neyse. Ve sanırsam bu bölümün 3 süremizi de doldurduk. Bakalım başka ne yapabilirim? Şu an için sanırsam hiçbir şey. Bu patateslerin burada ne işi var? Ve havuçların. Sonraki bölümde kendime ufak bir tarla kurmuş olarak başlayacağım herhal. Neyse. Kapanışımı yapayım. Köfteyiz köfteden iyi günler, iyi eğlenceler. Ve sen de biraz hızlı çalış. Creosote, Kolkov'un hakkında bahsetmem gereken şey. Kesinlikle dünyanın en yavaş makinesi. Kesinlikle.